karşı değiliz. Hiçbir zamanda olmadık. Böylesi bir algı yaratılmak isteniyor ama buna biz şiddetle karşı çıkıyoruz. Edirne'de bulunan STK'lar tarafından oluşturulan Edirne Laik Bilimsel Çalışma Grubu tarafından okul öncesi 4-6 yaş çocuklardaki dini eğitim konusunda basın açıklaması düzenledi. Velider Edirne Şube Başkanı Benay Gürsel, dini eğitime karşı değiliz. Bizim amacımız sadece 12 yaş altındaki çocukların psikolojik, bilişsel, pedagojik gelişimleri noktasında uygun olmadığını söylemekten geçiyor dedi. Bizim amacımız sadece 12 yaş altındaki çocukların psikolojik, bilişsel ve pedagojik gelişimleri noktasında uygun olmadığını söylemekten geçiyor. Biz dini eğitime karşı değiliz. 12 yaş altındaki dini eğitime kesinlikle ve kesinlikle karşıyız. Bu her noktada bir tek ailenin sorumluluğunda olan ve aile içerisinde bir şekilde çözümlenmesi gereken ev içi hayatına dayanan bir süreçtir. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya birlikten. Bununla ilintili biliyorsunuz en son zamanlarda özellikle bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim şurası oldu. O şurada bir takım gelişmeler yaşandı. Bu konuda da Edirne Bilimsel Laik Çalışma Grubu olarak bir basın açıklaması yapmayı uygun bulduk. Aralık ayı başında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı 20. Eğitim Şurası eğitimde fırsat eşitliği ana temasıyla yapıldı. Tüm kamusal hizmetlerde olduğu gibi özellikle eğitimde fırsat eşitsizliğinin zirve yaptığı bu dönemde bu ana tema aslında bir ironidir. Şura Genel Kurulu'nda komisyonlarda görüşülen 124 maddenin 17'si oy çokluğu, diğerleri oy birliğiyle kabul edildi. Ancak bir öneri var ki Şura'nın amacını da gündemini de belirledi. Eğitim Bir Sen adlı sendika tarafından kurula sunulan okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır önerisinin usulsüzlüğe rağmen oylanması aslında bakanlığın neyi önemsediğinin de bir kanıtıdır. Komisyonda gündeme bile alınmayan bu öneri genel kurulda oy çokluğuyla kabul edildi, veli isteği denildi. Yani tarikat ve cemaat gibi dini yapılar veli olarak kabul edilirken bilimsel ve laik eğitimi savunan kişiler veli olarak kabul edilmedi.